Sayın İlçe Başkanım, çok değerli vekilim, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve güzel memleketimin yüreği güzel insanları. Vekilimiz bahsetti biraz önce, bütün konulara değindi. Önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Bu seçim demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, barışa, özgürlüklere inanan, kadınlardan yana olan, gençlerden yana olanlar da bunun karşısında duranlar arasında geçecek bir seçim. Bu seçim hepimizin seçimi. Bu seçim kadınların seçimi. Bu seçim gençlerin seçimi. Bugün çıkmışlar sanki 21 yıldır ülkeyi başkası yönetiyormuş gibi bizlere vaatlerde bulunuyorlar değerli hemşerilerim. Marmaris'ten bir kez daha ifade edelim. İktidarda olanın vaadi olmaz, taahhüdü olur. Ve biz taahhüt ediyoruz, bu güzel ülkemizi mutlu edeceğimiz, herkesin yüzünün güldüğü, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği düzeni sizlerle birlikte el ele, omuz omuza, kol kola mücadele ederek kuracağız. Bugün baktığımız zaman değerli hemşerilerim, bir ülkedeki en büyük ekonomik aktör devletin kendisidir. Neden? Çünkü devletin gelirleri vardır. Devlet vergi toplar. İçtiğimiz çaydan, içtiğimiz sudan vergi ödüyoruz. Maaşlarımızdan vergi ödüyoruz. Ama burada asıl önemli soru ve sorun, bu gelir ve kaynakların kim için nasıl harcanacağı noktasındadır. İşte bizler Millet İttifakı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak rantın ve sömürünün karşısında hakça bölüşümü ve sosyal destekleri savunuyoruz. Ne demişti bakan? Çiftçi anlatıyor. Üretemiyorum, ekemiyorum. Ektiğimin karşılığını alamıyorum Sayın Bakan demişti. Çıktı bakan dedi. Paramız var, ithal ederiz. İşte biz ithal edilen değil, herkesin ürettiği, herkesin kazandığı bir Türkiye'yi tesis etmek için yola çıktık. Ve bu inançla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biraz önce ortak politikalar mutabakat metnimizden Sayın Vekilim bahsetti. Burada Türkiye'nin, ülkemizin tüm sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimiz var. Ve demokrasi tarihimiz açısından da bu metin son derece önemli bir kazanımdır. Çünkü ilk defa bir iktidar iktidara gelmeden önce halkıyla geldiğinde hangi süre zarfında neleri yapacağını paylaşarak açık şekilde taahhüt etmiştir. 6 siyasi genel başkanının onun altında imzası vardır. Evet, kadınların seçimi diyoruz. Kadın da ağırlıklıyız burada. 6.284'e ilişkin tartışmaları son dönemde görüyoruz. Kadına yönelik kullanılan dili görüyoruz. İşte biz tam bu dilin karşısındayız. Biz bu tartışmaların karşısındayız. Ne 6.284 sayılı yasadan, ne kazanılmış haklarımızdan kadınlar olarak asla vazgeçmeyeceğiz. Kaygısı içinde. Diyorlar bize gittiğimiz zaman işimiz yok, iş bulamıyoruz ve evlenemiyoruz. Aile kuramıyor gençler artık. O kadar pahalı ki masrafları. Üniversite mezunuyum, işsizim diyor. Öğretmenim, atanamıyorum. Pazarı geziyoruz, pazarda çalışan vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Ürünleri alamıyoruz dediler. Şimdi söylüyoruz bir kez daha. Buradan Marmaris'ten ifade edelim. İktidarımızda 100 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Kadınların, çarşıda çalışan, çiftçilikle uğraşan, üreten kadınların sigorta primleri, kadınların ve gençlerin devlet tarafından ödenecek. Yine 6 milyon kişiye istihdam sağlayacağız. Bunun da 4 milyonu kadınlar ve gençler olacak. Evet, hukuki ve ekonomik açıdan zor süreçlerden geçiyoruz değerli hemşerilerim. Ama asla umutsuz olmayacağız. Çünkü bizim ruhumuzda Kuvayi Milliye var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Nasıl 103 yıl önce hangi iradeyle meclisi açmışsak, bugün de aynı iradeyle
bu tek adam rejiminden sizlerle beraber kurtulacağız. İnşallah. Bu ucube sistemin dünyada emsali yoktur. Hiçbir kişinin bu kadar yetkiyi tek başına idare etme imkanı da yoktur değerli hemşerilerim. İşte bu yüzden bu seçimde sandığa gideceğiz, oy kullanacağız. Kendinize güvenin, bizlere güvenin. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sandığa gidin, oy kullanın değerli hemşerilerim. Bu mutsuzluğa yer yok. İnanıyorum, bu inançla söylüyorum. Bizlerin hayallerini hedefi yapan 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 15 Mayıs sabahı Çankaya'ya sizlerle beraber.